Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 10 tane yeni yıl hedefi belirledim. Bunlar spesifik maddeler olmayacak, herkese hitap eden, genel yaşam kalitenizi yükselteceğini düşündüğüm maddeler. Benim gerçekten hedeflediğim, uygularsam kendimin en iyi haline ulaşmam için bana yardım edecek maddeler. Sizin için de faydalı olacağını düşündüğüm için çekmek istedim. Hadi o zaman başlayalım. Birinci maddeye haftanın 3 günü spor ekledim. Şöyle ki ben aslında bunu bir 3 aydır başarıyorum. 2 günü yoga, 1 günü pilates şeklinde spora gidiyorum. Sadece bu 20'lik dişim çekildiğinde bir ara vermek zorunda kaldım. Onun dışında gayet güzel bir şekilde inceldim de. L beden giyiyordum genelde. Şu an M bedene düştüm. 2 kilo verdiğim halde beden olarak küçülmemin sebebi gerçekten pilates ve yoga. O yüzden çok minnettarım spora. Yani yememi falan çok değiştirmedim ama gerçekten pilates ve yoga etkili. Sadece bunun için değil, yani fiziksel olarak evet gerçekten hoş bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Düzenli olarak gidersiniz ama bunun dışında hayatınız düzene giriyor arkadaşlar. Yani ben haftanın 3 günü halk eğitimine gittiğim için ücretsiz. Eskişehir Halk Eğitim'e de gerçekten teşekkür ediyorum bu konuda. Gül hocamızı da çok seviyorum. O da çok güzel öğretiyor. Bunun dışında gerçekten haftanın 3 günü ben gitmek zorundayım. Yoksa başka bir şansım yok. Ve kendimi şartlandırdığım için kahvaltımı ona göre yapıyorum. İşte ona göre geldiğimdeki işlerimi ona göre yapıyorum. Ve sizin hayatınız aslında ister istemez bir düzene giriyor spor sayesinde. Birinci madde bu şekildeydi. İkinci madde de şu var. Belirlediğim alanlar üzerinde uzmanlaşmak. Bir kurslara başlama konusunda, bir şeylere başlama konusunda çok hevesliyim. Böyle hemen heves ediyorum, başlıyorum. Beğenmezsem değiştiriyorum. Bir yandan güzel bir şey. Hemen harekete geçmek, işte kafamdaki şeyi yapmak. Ama o kadar çok şeye beynim bölünüyor ki yeni başladığım bir alan üzerinde uzmanlaşmam benim için çok zorlaşıyor. Çünkü bir sürü şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorum. O yüzden birkaç tane çok içime sinmeyen aktiviteleri azalttım, bıraktım hatta. Uzmanlaşmak istediğim konuların üzerine gideceğim. Mesela bu benim için yoga. İlk defa 2021'de başladım ben yogaya. Evet, fizyoterapistim. Pilates yapıyorum. Uzun yıllardır yapıyorum. Ara versem de pilates hep hayatımın içindeydi. Ama bunun dışında yoga bana biraz daha yavaş bir spor geldiği için çok böyle yanaşmıyordum. Ama hem etkilerini fiziksel olarak hem de zihinsel olarak gördüğüm için o yogadaki beyni rahatlatma, işte düşünmeme, meditasyon vesaire olayları benim ruhuma gerçekten çok iyi geldi. Bunun faydalarını gördükten sonra artık devam edeceğim. Bu muhtemelen yoga benim hayatımdan çıkmayacak. Bu alan üzerinde gerçekten uzmanlaşmak istiyorum. Bunun gibi kendimce uzmanlaşmak istediğim konular var. Siz de bence bir alan üzerinde hoşunuza gittiğini düşündüğünüz, kendinizi daha çok ilerletmek istediğiniz bir alanda uzmanlaşabilirsiniz ve bunu hedefleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bu bence özgüven açısından da insana gerçekten çok iyi geliyor. O hedeflediğin konu üzerine uzmanlaşmak çok güzel bir şey. Üçüncü maddeye ise gece uyumadan önce kitap okumak. Bunu koydum. Sadece kitap okumak demiyorum. Çoğumuz aslında kitap okuyoruz. Fakat özellikle gece uyumadan önce kitap okuma hedefim şu yüzden. Maalesef ki ben bir şeyler izleyerek uyumaya biraz alıştım. Evet, böyle kitapla ara ara uyumaya çalışıyorum ama beni zorluyor alıştığım için. Fark ettim ki bir şeyler izleyerek ya da sosyal medyada takıldığım zaman hem uykum daha zor geliyor hem başkalarının hayatları beni ilgilendirmiş oluyor. Yani başkalarının hayatlarını görüyorum. Uyumadan önce son yaptığım şey kendi hayatım hakkında düşünmek ya da bir kitap okumak varken, o kitap hakkında düşünmek varken başka insanların hayatları benim tam uyumadan önce bilinçaltıma giriyor ve bu beni gerçekten çok rahatsız etmeye başladı. Hatta böyle kabuslarıma bile bazen giriyor, işte atıyorum izlediğim bir film sahnesi, bakıyorum sabah uyanırken kabus, yani böyle tam hatırlamıyorum ama kabusumda, yani korkmuşum gece, böyle allak bullağım, sabah uyanmışım, huzursuz uyanıyorum falan. Beni çok rahatsız ediyor. O yüzden kesinlikle en çok istediğim şey, zaten interneti, wifi'yi kapatıyorum radyasyon yaymasın diye uyumadan önce, ama daha da önce kapatıp en az yarım saat önce kitap okuyarak, beynimi dinlendirerek, kendim hakkında düşünerek uyumak. İnşallah bunu başarabilirsem benim için çok şey katacak.
en büyük hedeflerimden biri bu. Küçük gibi görünse de istikrarlı bir şekilde bunu sürdürebilmek ve gerçekten hayatınızda büyük, sizin için fark yaratacak bir şey olacaktır. İnşallah ben de bunu uygulayabilirim. Bunu çok istiyorum. Dördüncü madde olarak yabancı dille ilerletmek. İngilizceyi, evet İngilizcem iyi fakat daha da ilerletmek istiyorum. Akademik olarak daha da ilerlemek istiyorum. Bunun dışında mesela tamamen altyazısız bir şekilde bir İngilizce bir filmi izlemek istiyorum. En büyük hedeflerimden biri bu. Evet, altyazılı olmadan da anlayabiliyorum ama bütün sahneleri anlayabilmek, Türkçe bir film izler gibi izleyebilmek istiyorum. Bunun dışında ikinci yabancı dilim olan İspanyolcayı Erasmus'ta temelini attım. Gayet de güzel konuşuyordum. Hatta hastalarla böyle İspanyolca muhabbet edebilecek seviyeye geldiğim halde Türkiye'ye döndükten sonra bıraktım. En çok bunu üzülüyorum. Ve tekrar başladım. Duolingo'dan başladım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü her gün size bildirimler geliyor. Ve gününüzün 10-15 dakikasını ayırarak yeni kelimeler öğretiyor size. Hafızanıza atmış oluyorsunuz. O kelimeyi öğreniyorsunuz. Eğer bir kere yanlış yaptıysanız 10 kere karşınıza çıkarıyor. Ve gerçekten o kelimeyi öğreniyorsunuz. Ve benim gerçekten unuttuğum kelimeleri tekrar ezberledim. Bilmediğim kelimeleri öğrendim. Ve bana bayağı bir şey kattı Duolingo. Başka sizin bildiğiniz kaynaklar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de araştırmada olacağım. Instagram'dan böyle hikayeler paylaşıyor olacağım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. İspanyolcayı çok seviyorum. İspanyolları çok seviyorum. O yüzden İspanyolcamı da en azından böyle turistik olarak İspanya'ya gidip geldiğimde ya da filmleri bile izlesem benim için yeter. Yani İspanyolca bir şarkı duymak bile beni çok motive ediyor. İnşallah biraz daha İspanyolcamı ilerletirim diye umut ediyorum yeni yılda. Beşinci maddeye sosyal medya detoks koydum. Bunu aslında araştırabilirsiniz. Böyle psikologlardan ben dinlemiştim. Bu sosyal medya detoksunda en azından haftanın bir günü hiçbir şekilde sosyal medyaya girmiyorsunuz. Hatta sosyal medya dışında size aşırı dopamin salgılatan ne varsa bunları minimuma indiriyorsunuz. Mesela işte film izlemek olabilir, dizi izlemek olabilir. Size aşırı dopamin salgılatan, sizi anlığına böyle mutlu eden, aynı sigara içme gibi artık bağımlılık oluyor bazı şeyler ve siz bunları yaptığınızda aşırı şekilde dopamin salgılanıyor ve siz o sırf dopamin alabilmek için film izlemeye, sosyal medyada takılmaya devam ediyorsunuz. Fakat aslında eskisi kadar da zevk almıyorsunuz. Ve geçici bir dopamin salgılatıyor ama zevk de almıyorsunuz. Fakat bu sosyal medya detoksunu, aslında sevdiğiniz şeylerin detoksunu yaptığınız zaman daha fazla zevk almaya başlıyorsunuz. Daha mutlu oluyorsunuz, daha enerjik oluyorsunuz. Bunu birkaç kere ben denemiştim. Gerçekten işe yarıyor. Hem tükenmişlik hissiyatını azaltıyor. Özellikle sosyal medyada ilgileniyorsanız, sosyal medyaya içerikler üretmeye çalışıyorsanız bir süre sonra yoruyor. Ama en azından haftanın bir günü hiçbir şekilde ilgilenmeyince gerçekten ruhunuza çok iyi gelecek. En azından bana güveniyorsanız bunu denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Altıncı maddede minimalist olmak. Ama minimalist deyince gidip işte şu koltuklar varken mindere geçmek gibi değil de kendi eşyalarımda minimalize olmak. Kullanmadığınız eşyalarınızı satabilirsiniz, bağışlayabilirsiniz. En azından o kalabalığı oluşturmayacak. Bir de şeyi öneririm. Şuraya koyarım Instagram hesabını, Marie Kondo. Marie Kondo'ydu galiba. Aynen, Marie Kondo. Japon bir kadın. O kadar tatlı, o kadar naif bir kadın ki ben Netflix'te onun bütün sezonunu bitirdim baştan sona kadar. Onkoloji hastası olup işte kanseri yenen hastalar da vardı. Çünkü eşyalar o kadar bazen gözümüzü yoruyor ki sadece gözümüz yormakla kalmıyor, ruhumuz da yoruyor. Çünkü sen aradığın bir şeyi bulamıyorsun. Ya da ne giysem ne düşünüyorsun. Mesela ben şu an siyah bir bluz giyip çıktım. Ama önceden olsa ya şimdi video çekiyorum. Acaba ne giysem? İşte acaba nasıl makyaj yapsam? Hani şu an bir tane rimel var. Bir de işte hafif bir ruj var. O kadar. Ama önceden olsa işte ne bileyim. Şu siyah toka nasıl bir toka taksam? İşte ne giysem vesaire diye. 2 saat düşünecektim ve bu benim enerjimi alacak. Vaktimi alacak. Paramı alacak. Biraz daha minimalist olup yani temiz ve yırtıksız bir şey giydikten sonra ne önemi var hani kıyafetlerin? Tabii ki heves ediyoruz bazen
her zaman siyah olmuyor. Böyle cilebicili, ne bileyim, güzel şeyler de giyiyorsun, alıyorsun. Fakat uzun bir konu. Bunun şu an girersem çıkamayız ama gerçekten küçüklüğümüzden beri böyle kıyafetlerin önemi çok vurgulandı. İşte bayramlarda güzel giyiniyorduk, iltifatlar alıyorduk. Aslında o bizim kıyafetlerimize yapılan bir iltifat gibiydi. Yani benim işte atıyorum yüzün güzel demiyor ama ay kıyafetlerin ne güzel, işte ne güzel olmuşsun gibi iltifatlar ala ala büyüdüğümüz için yani sen ne güzelsin demiyor. Aslında kıyafetlerine bir iltifat var ve sanki o kıyafetlerle sen bir şey olacakmışsın, bir yerlere gelecekmişsin gibi bilinçaltımıza yerleşti ve ben onu böyle temizlemem birazcık yıllarımı aldı. Hala da alıyor ama gerçekten bu konuda minimalize gitmeye çalışıyorum her konuda. Yani atıyorum benim 5 tane kalemim var. 3'ünü kullanmıyorum. 1 yıldır kullanmıyorum. 1 yıldır kullanmıyorsam muhtemelen kullanmayacağım, biliyorum ve bunlardan kurtuluyorum. Bu şekilde minimalist olmak istiyorum. Yani gidip her şeyden arınayım değil, gereksiz şeylerden arınayım, ruhumu daraltan şeylerden arınayım ve daha çok kendime enerjim kalsın, daha çok vaktim kalsın. Hedefim bu. 7. maddede de Oscar kazanmış filmleri izlemek. Birazcık böyle film ve dizi izlemeyi biraz vakit kaybı olarak gören biriydim eskiden. Fakat şimdi anlıyorum ki gerçekten o film ve dizileri boş değil de gerçekten odaklanarak ve o filmin amacını hazmetmeye çalışarak izliyorum. Ve gerçekten filmlerden ve dizilerden öğrenebileceğimiz çok şey var. Gerçek hayattan da alınan hikayeler olduğu için bence bakış açımızı genişletiyor ve ben bunun farkına biraz geç vardım. O yüzden artık filmlere ve dizilere çok önem veriyorum. Ve Oscar almış filmler dışında kitaptan uyarlanmış filmleri özellikle izlemek istiyorum. Çünkü kitaptan uyarlanmış filmler genelde gerçekten başarılı kitapların filmleri uyarlandığı için size daha fazla şey katacaktır diye düşünüyorum. Bunlara önem veriyorum izlerken. Böyle boş boş önüme çıktı işte şu popülermiş gibi değil de biraz daha bana bir şeyler katsın, işte Oscar almış film olsun gibi. Onları en azından hepsini bitirmek hedefim. 2022 yıl hedefim bu. 8. madde olarak ise paketli gıdalardan uzak durmak. Yani tabii ki paketli gıdaları tamamen bırakmak demiyorum. Çünkü insanız, nefsimiz çekiyor. Çekmiyor desem yalan olur. Fakat bunları böyle en minimuma indirgeyip kendim böyle tarifler yapmak, daha sağlıklı tarifler yapmak, daha böyle sürdürülebilir bir hayat. Diyet demiyorum. Diyet dersem çaylık diyet olur ve bu bir sürdürülebilir bir hayat olmaz. Hedefim gerçekten olabildiğince paketli gıdalardan uzak durup kendim bir şeyler üretmek, kendim yeni tarifler üretmek, güzel tarifleri uygulamak ve daha sağlıklı olmak. İnşallah paketli gıdalardan daha çok uzak duracağım, umut ediyorum. 9. madde istikrarlı olmak. Benim birazcık zorlandığım bir konu istikrarlı olmak. Aslında tembellikten de değil, dediğim gibi ben birazcık böyle her şeye heves ettiğim için her konuda istikrarlı olamıyorsun. Ben de şunu fark ettim. Gerçekten belirlediğim alanlarda uzmanlaşayım ve bunları istikrarlı olarak yapayım. Bunları yapabilmem için de kısıtlı bir zamanım var. En aza indirgeyim ve istikrarlı olayım. Önceki maddelerde bahsettiğim gibi. İstikrarlı olursan zaten başarı kaçınılmaz her konuda. Yeni bir dil öğrenmek istiyorsan, yeni ne yapmak istiyorsan ya da belli bir şeyde uzmanlaşmak istiyorsan bile istikrarlı olmak bu bütün şu an saydığım aslında bütün maddeleri kapsıyor. Kitap okumak, işte spor yapmak, ne bileyim paketli gıdaları bırakmak gibi hepsi istikrar. Yani o istikrarı 2022'de inşallah oturtacağım. Çok istiyorum. 10. maddede sahip olduklarımla mutlu olmak. Çünkü gerçekten şu ana kadar, 2021 şu an bitiyor, çoğu şey gerçekten çekim gücüyle sahip oldum diyebilirim. Bununla ilgili de bir video yapacağım. Allah'a gerçekten şükrediyorum. Fakat insan o kadar doyumsuz bir varlık ki maalesef her zaman yeni şeyler istemeye devam ediyorsun. Atıyorum bir araba aldın, arabanı yükseltmek istiyorsun. İşte 2 artı 1 aldın, 3 artı 1 olsun diyorsun. 3 artı 1 aldın, villa olsun diyorsun. Ne bileyim. Bir telefon aldın, bir yıl sonra yenilemek istiyorsun. Ya bunun ucu bucağı yok. Ya milyoner olmadığın sürece ucu bucağı yok. Milyoner olsan bile uzaya çıkmak istiyorsun. İşte uzaydan yer alıyorlar vesaire. Hani ucu bucağı yok. Eğer sen elindekiyle mutlu olmayı beceremiyorsan
Her zaman daha fazlasını istiyorsun. Ha şu demek değil. Daha fazlasını istemeyelim mi? Evet isteyelim. Daha fazlasını istemezsen olduğun yerde durmaya devam edeceksin. Yani yükselemeyeceksin ki, sen halinden memnunsun. O merdivendeki adımları çıkman imkansız. Bence onun çok güzel bir dengesi var. Hem hayatındakilerle mutlu olmak hem de bir tık fazlasını isteyerek ilerlemek. Ama gerçekten elindekilerle mutlu olmasan o iç huzuru da bulamıyorsun bence. Ve gece uyumadan önce şunu yapıyorum ben. 3 şey bulup buna şükrediyorum. Bu ne olabilir? İşte bugün spor yaptım. Şükrediyorum. Bedenime şükrediyorum. Spor yapabilme yeteneğime, spor yapabilme enerjime şükrediyorum. Mesela ders çalıştım. Evet, beynim şu an çalışıyor. Mental olarak iyiyim. Ders çalıştım. Şükrediyorum. Üçüncü olarak atıyorum arkadaşlarımla buluştum. Arkadaşlarım için şükrediyorum. Ya da o yediğim güzel yemek için, bulabildiğim için o yemeği şükrediyorum. Bunlar küçük gibi görünse de aslında böyle düşündüğünüzde her gün düşünüp her gün o günden böyle 3 tane anı parçayı bulduğunuzda genelde farklı farklı oluyor. Sahip olduklarınızı şükretmeye başlıyorsunuz. Daha çok böyle sahip olmadıklarınızı düşünmek yerine bulmaya çalışıyorsun hayatını. Yani benim ne oldu acaba bugün 3 tane ne bulabilirim? Evet bunlar düşünüyorsun, evet şükrediyorsun. Gerçekten bunları yaptım, bugün bunları başardım. Şükrediyorsun bedenine, ruhuna, mental sağlığına, her şeye şükrediyorsun, sevdiklerine. Ve huzur gerçekten şükretmeyle bence başlıyor. Ama o dediğim gibi ince çizgiyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü evet şükredelim ama gelecek için de biraz daha çabalarsak bence daha güzel bir hayat bizi bekleyecektir diye düşünüyorum. Hedeflere ulaşmak için çabalamamız gerekiyor. Umarım hepimiz hedeflerimize ulaşırız. Allah herkesin gönlüne göre versin. En çok istediğim şey. Hepimiz mutlu olalım. Hepimiz mutlu olalım ki o ülkedeki huzur sağlansın. Herkes mutlu olsun ki kimse birbirine karışmasın. Kimse birbirine düşman olmasın. Ve bence bireysel olarak başarımızı sadece kendimiz ölçmemiz gerekiyor. Ayşe ile Ali ile değil. Mesela şu anki Nisa 2020'deki Nisa'ya göre nasıl, ne kadar ileride ve 2022'deki Nisa şu anki Nisa'dan ne kadar önde olacak? Ben her zaman sadece kendimle yarıştım. Kimseyi baz almadım çünkü birilerini baz aldığımda biliyorum ki onlara ulaşmam çok zor. Çünkü onların hayatları çok farklı, onların olanakları çok farklı, onların zeka düzeyi çok farklı. Benim hedef alabileceğim, baz alabileceğim tek insan kendimim, yoksa huzurlu olamam, mutlu olamam ve başarılı olamam. Hep buna inandım küçüklüğümden beri. Hep böyle yetiştirildim. O yüzden umarım 2022'deki Nisa bunu izlerken umarım hedeflerine ulaşmış olursun. Umarım şu anki Nisa'dan çok daha iyi durumda olursun. Sana inanıyorum ve sizlere de inanıyorum. Umarım hepimiz hedeflediğimiz şeylere ulaşacağız. Sizleri seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.